dün itibariyle yasak kalktı ve balıkçılar artık denize açılmaya başladı. Biz de bugün Faroz Balıkçı Barınağı'nda Köksal Yılmaz'la birlikte süreci konuşacağız. Balıkçıların sorunlarını dinleyeceğiz. Bakalım bizleri neler anlatacak. Öncelikle sizi tanıyalım. Köksal Yılmaz, Trabzon Akçabat doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. İklim şartları müsaade ettiğince her türlü balığın avını ve avcılığını yapıyorum. Bu şekilde de ev geçindiriyoruz. Dün itibariyle sezon açıldı. Ne söylersiniz bu konuda? Öncelikle bütün Türkiye'deki bütün balıkçı arkadaşlarımıza ve camiaya hayırlı uğurlu olsun. Palamut balık mera seven balık. Şu anda burada fazla bir görünüm yok. Daha çok boğaz etrafında. Lakin bunun yarını var. Yarın burada olur. Bölge Soyrok'ta bizim burada kestane garası dediğimiz bir dönem geçiş vardı. Genelde orada ve o günlerde bizim burada balıkçılık olur. Ama biz yine ağ kurmaya devam edeceğiz, savaşmaya devam edeceğiz. Öncelikle ağ kurmaya gidenlere hayırlı karlar diliyorum. Başta halkımız inşallah güzel olur da daha tatlı bir şekilde parasal yönden de az olur. Bol bol olur yerler. Biz de bundan geçim sağlıyoruz. Biz de geçimimizi bundan sağladığımız için. Bize de hayırlı olur, vatandaşa da hayırlı olur, ülkeye hayırlı olur. İkinci günden gidiyor. Dün bugün nasıl? Deniz. Dün burada fazla bir bereket olmadı. Akşamdan gidildi, arkadaşlar da gidildi, biz de gidildik. İlk akşamdan bir şeyler oldu ama akşamleyin fazla bir bereket yoktu. Uzatma dediğimiz yani bu ağlarla burada herhangi bir avcılık böyle fazla bir miktarda yok. Lakin gırgırların, büyük takımların boğaz ve boğaz etrafında aldığını duyuyoruz. Malum sosyal medyada kullandığımız için arkadaşlarımız da atıyorlar. Oradan alıyoruz. Bu palamut yarın orada olur, bugün orada, yarın bizde. Tıpkı mevsim güneşin batıyor. Güneş buradan doğar, orada batarız. Biz de şimdi bekleyeceğiz. Vira bismillah dedik. Zamanı bekleyeceğiz, saati bekleyeceğiz. Bu yıl hangi balıkta daha çok beklenti var? Valla pek gündeme gelmiyor ama sargana dediğimiz balık var, sargan. Şu anda görünün nişanlara göre daha fazla. Bizim de palamuttan fazla beklentimiz yok. Bize sargan olsun yeter. Yarlarda kıraça barbun olsun yeter. Palamutu tutanlar belli. Biz kıyı avcısı olduğumuz için bizim için daha çok sargan, barbun. Ve kıyıdaki kıraça ve çeşit balığı ilgileniyoruz. Ya onlar da tabii gırgırlar da onlar da yatırım yapmışlar büyük. Yani bu denizde büyük yatırım yaparsan büyük para kazanırsın. Bizim de yatırımımız da belli. Kayaklarımız 6 metre. Kıyı balıkçısıyız. Yani bizim beklentimiz çok aşırı bir şey değildi. Sadece evdeki çorba aynası bize yeter. Zaman zaman sıkıntılarınız da oluyor. Bu sıkıntıların giderilmesi anlamda yetkililerden destek görüyor musunuz? Balıkçılar bu konuda dert yanıyor zaman zaman. Şimdi hangi birini sayalım? O kadar büyük sıkıntımız var ki. Başta şimdi kıyı avcılığı yapanlar, oltacılık yapanlarla hakikaten gece birazsa bayağı bir problemimiz oluyor. Yani soruyoruz. Sadece güvenlik. Ben ilgilenmiyorum. Polise soruyorsun. Polis diyor ben ilgilenmiyorum. Bizim de şimdi kooperatif olarak da gidip de birebir bunların başına biraz çekecek halimiz yok. Yani eğer bu röportajdan bu haberi izlerse oltacı arkadaşlardan ricamız. Onların da belli bir saatleri var. Biz onlara saygı duyalım. Bizim de bir saatimiz geldi mi mümkünse. Gerek amatör dediğimiz mesela şu karşıda var görünen fiberler. Onlar da bizim ağ kurma vaktimiz de mümkünse dışarı gelsinler ki. Çünkü bu ağ yüzey ve yürüyen bir ağdır. Malum onların da pervaneleri, askılı motor sararlar. Allah gecinden versin. Ölümcül bir kaza olabilir. Maddi kaza sıkıntı değil de bir ölümcül kaza olabilir. Hava eser. Onun için buna dikkat etsinler. Bizi korusunlar. Biz de onları korulayalım. Sonuçta bu deniz hepimizin ortak malı. Kimse kimseye hasbekader böyle dayılık, kabadayılık yapmaya da gerek yok. Saygı çerçevesi içerisinde bütün camiadaki bütün balıkçılara hayırlı karlar, hayırlı sezonlar diliyorum. Son söz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Son söz olarak o kadar çok var ki. Şimdi ekonomik şartlar belli. Ağ fiyatları hakikaten aşırı bir derecede. Gayıklar belli. Şimdi bizim meramız olarak Trabzon çok güzel bir meraydı. Sahillerin dolguları ve yapılan atıklar, dökümler bizi bayağı bir tahrip etti. Hadi biz bugün varız ama bu balık burada ömür boyu var. Yani yetkililerin dolgularda, dökümlerdeki hassasiyetine biraz daha duyarlı olmaları lazım. Çünkü akarlar akıyor, gidiyor. Tamam tahrip ettiği zaman kimse beni suçlu gösterip seni suçlu göstermez. Hepimiz suçluyuz. Bu deniz hepimizin malı. Bu deniz hepimizin ortak kullanım alanı. Yani tarla bizim tarlamız. Evet dışarıda tarlamız var. Ona gübre veriyoruz, emek veriyoruz ama bu da bizim bir tarlamız. Mümkünse bu suyun içindeki bütün arkadaşlar biraz daha tedbirli ve dikkatli olalım. Sonuçta hepimiz bundan bir şekilde amatörce, profesyonelce ekmek yiyoruz. Saygılı, sevgili bir şekilde bütün deniz üstünde yürüyen balıkçılığını gerek zevk gerekse ticari olarak geçirmek bütün arkadaşlarımıza canı gönülden saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.